ligden diyor tecrübeli oyuncular getireceğim diyor. Siz belki beğenmeyeceksiniz isim olarak onlara ama onlara, onlar bize lazım diyor. O döngüyü kurmamız lazım diyor. Yani Sergen Yalçın hem yönetime destek veriyor. Bu durumları çok zor bak. Bunu bilin diyor. Eskisi gibi değil bu işler diyor. Öyle kuarajmalar işte efendim simaolar falan bunlar olmaz artık diyor. 3-5 milyon eurolar bonservisler maaşlar. Bunlar olmaz diyor. ama bir taraftan da hani alttan gelsin 10 tane genç oyuncu oynasın da olmaz diyor. 2 tane 19 yaşında 18 yaşında oyuncu oynuyor diyor. Bizim takımımızda çok uzun süredir böyle bir şey olmuyordu herhalde. Böyle gençlik gençlik konuşuluyor. Ha. O iş öyle sadece gençlerle olmaz Denge. diyor. Dengeli yani her şey dengeli. Şu konuşmanın bu bölümünü özellikle şu yüzden seçtik değerli izleyenler. Sergen Hoca'nın e, içinde bulunduğu durumu. Hani konuşuluyordu Sergen Hoca e, zeki adam akıllı adam çok önceden kestirir vesaire falan filan. Ben daha ilerlediğini görüyorum. Sergen yani yani Hoca içinde da, bulunduğu Daha bir olgun daha bir e, anlatmak istediğini daha net anlatıyor. Durumu e, net bir şekilde kavramış kabullenmiş içinde bulunduğu sıkıntıları şu anlamda kabullenmiş e, oturmuş düşünmüş planlar yapılmış e, bu planları kendi işi gibi sahiplenerek yapmış Doğru. ve e, başkana destek veriyor şeklinde yorumlar gördüm ya başkana destek vermek başka bir şey bu işin sahibi benim demek başka bir şey. Oturmuş, planını yapmış, programını yapmış. Bunca sene Sergen Hoca hani biraz e, kendisinin tabii kariyeri boyunca inşa ettiği böyle biraz aldırmaz, biraz böyle nasıl denir ona... Vurdum e, duymaz. Vurdum duymaz bir yönü de vardır kariyerinin. Doğru. Cumartesi akşamı futbolcuk konuşan... da futbolcu kariyerinde. Cumartesi akşamı konuşan adam bambaşka bir adam. Şimdi bundan şu sonuç Gürütçe, çıkmasın. Net bir şekilde sakınmadan böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak. Şu şartlarda hatta şey diyor bir dakika... E da fikir ayrılığınız var diye söylüyorlar. Başkanla fikir ayrılığımız olamaz. Bu ekonomik şartlarda zaten mümkün değil. Başkanla fikir, fikir ayrılığı, ayrılığı olur. Bunda bir sakınca. Şeyden yok. bahsediyor. Tabii Sırat tabii. Bundan oluyor. olur. Yani bundan şu sonucu da çıkarmayalım. Yani işte başkanın ya da yöneticinin ne istiyorsa onu yapacak. Onu koruyor. Öyle bir şey yok. Kendi kafasında da plan var. O uygulanmazsa gider. Benim Yani senin bahsettiğin durumu çok iyi algılamış, hesabını kitabını yapmış. Ben Ve diyor bu buna göre kabullenmiş. Buna göre bir kadro yaparım diyor. Ama o sizin istediğiniz gibi kadrolar olmayacak bunlar diyor. Burada yani siz... ben diyor atıyorum. Konya Spor'dan tamamen atıyorum. Sizin belki de hayır diyeceğiniz hiç onu söyleyince olarak, olarak beğenmeyeceksiniz. Bir oyuncu getir alırım Alanyaspor'dan. Başka bir oyuncu alırım. Başka bir yerden başka bir oyuncu alırım bir kadro kurarım. Siz ilk başta beğenmeyebilirsiniz ama benim yarışabilmem için bu tecrübeli oyunculara da işini bilen oyunculara da ihtiyacım var. Gençlerle birlikte. Yani İyi gençlerle oyuncular başlarla. alacağız. Sahada beğenmeyeceksiniz belki ama sahada bize yardım edecek taraftarımız tribüne geldiğinde onlar için savaşacak oyuncular alacağız. Taraftar ve camia bu manada bizimle bizim yanımızda olmalı bize destek olmalı diyor.